Bulunduğumuz nokta Karşıyaka Mahallesi. Burada bulunan dairelerin her birinden evlerimiz yıkılıyor sesleri yükseliyordu. Yıllardır beklenen müjdeli haber Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan beklenen müjdeli haber geldi. Neler düşünüyorsun? Vallahi başkanımızdan Allah razı olsun. Bugüne kadar bu evlerin yüzüne kimse bakmıyordu. İlgilenen yoktu. Yani yıkılmayla yüz tutmuştu bu evler. Biz mesela her gün altında kalmanın riski arasındaydık, düşünüyorduk. Ama başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Ben bugün 35 senedir bu mahallede oturuyorum. Kaç tane belediye başkanı geldi geçti. Kimse bu işi gerçekleştiremedi. Bu adam sağ olsun, Allah kendisinden 100.000 kere razı olsun. Adam istediği, dediği projeleri tek tek yürürlüğe koyuyor. Allah kendisinden 100.000 kere razı olsun. Başkana çok teşekkür ederim. Allah adamına 1.000 kere razı olsun. O adam gerçekten dört dörtlük bir adamdır. Başkanımız, bile bir başkanımız da Elazığ'a gelmemişti. Ben bunu gerçek diyorum. Başkanıma çok çok teşekkür ederek, yani köklü bir insan, sözünün eri bir insan. Yani ben binlerce biz burada teşekkür ederim ona. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ankara'daki TOKİ yetkilileriyle projeyi imzaladıklarını açıklamış ve bu kapsamda Karşıyaka Mahallesi'ndeki 6 hektarlık bölgede bulunan 331 konut yıkılacak, yerine yeni konutlar yapılacak. Gerekli protokolleri TOKİ Başkanlığı yetkilileriyle yaptık. Yaptığımız protokoller kapsamında yıkılacak konutların yerine 402 adet 2+1, 66 adet 3+1 olmak üzere toplam 468 konut, 31 adet de iş yeri yapılacak demişti. İşte bu açıklama mahalle sakinlerinin yüzlerini güldürdü. Allah kurban olayım, Allah hayırlısını versin, ne verse kada bela vermesin ya Rabbi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yapıyorsa birazım 3+1'lerden bize yapsın versin. Birazım büyük olsun, zaten evlerimiz küçük zaten. Ondan sonra daha da büyüklerini isteriz. Çok sevindik. Allah onlardan 1.000 kere razı olsun. Şu şartlarda yani yaşamak, bir Türkiye geneline bir baksınlar hele, şu şartlarda yaşamak kolay mıdır? Yani evler çürük, başımıza yıkanıyor. Dünkü depremde beşik gibi oynadık. Hani herkes kendini sağlam almış. Bir de bu Elazığ'ın doğusunu düşünsünler. Hep batısı değil. Doğusuna da biraz önem versinler. Tek bir şey söylüyorum. Allah Şerifoğulları, Şahin Baba'dan razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Mahalle muhtarı Ruhi Demirbaş, Başkan Şerifoğulları'nın kendilerine verdiği sözü yerine getirdiğini ifade ederek teşekkür etti. Gerçek bize bir söz verdi. Sözüne durdu. 8 ay falan oldu işte bizim bu seçimden dolayı, başkanımla beraber başladığımız için. 8 ay içinde biz sürekli sık sık görüştük yani. Başkanımı rahatsız ettik, bizi kapıdan sürse pajadan yedik, pajadan sürse kapıdan yedik, söz vermişti diye sözüne durdu, sözüne vaat ettiğini yerine getirdi. Allah 100.000 defa razı olsun. Zaten bizim şu an konutlarımızın gördüğü vatandaşlarımız hep ezgin, gariban insanlar. Doğal gazımız yok. Aydınlandırmamız yok. Yani evlerimiz, yani şu an ölüm tehlikesinde yaşıyoruz. Yani vatandaşlarımız mağdur. İşte bizim bu vatandaşlarımızın sıkıntılarından bu lojmanlar yıkılırsa tabii ki burası Elazığ'ın aynası, giriş noktası ya. Mesela havaalanı burada, organize burada, şeker fabrikası burada, Bingöl, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Erzincan, hep yollarımız burada çalışıyorlar. Başkanım gerçekten büyük bir adım attı. Elazığ için gerçekten, yani Elazığ bir yana, Karşıyaka bir yana. Gerçekten bu proje bizim için büyük bir avantaj bir proje. Mahalle sakinleri Başkan Şahin Şerifoğulları'na bol bol dua ettiler. Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah var eyle. Allah-u Teala kendisine razı olsun. Günlerden kurtarsın. Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.